2019 yılının Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde insanlarda daha önce görülmemiş yeni bir koronavirüs türü tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü virüse SARS-CoV-2, virüsün neden olduğu hastalığa COVID-19 adını verdi ve olası vakalarda hastalığın tespiti için moleküler testlerin kullanılmasını önerdi. Real-time PCR yani RT-PCR bu moleküler testlerden biridir. Test, SARS-CoV-2'ye ait nükleik asidin yani RNA'nın çoğaltılarak tespit edilmesi prensibine dayanır. COVID-19, Çin'de ortaya çıktıktan bir süre sonra dünyanın pek çok ülkesinde görüldü ve kolay bulaşan, halk sağlığı tehdidi olan bu hastalığın tespiti çok önemli bir konu haline geldi. Tespitte RT-PCR kullanılması kesin sonuç verir. Ancak RT-PCR uygulaması uzun süren bir yöntemdir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Viroloji Referans Laboratuvarı ve bir Türk firması olan BioExen Arge Teknolojileri Limited şirketi, SARS-CoV-2 virüsünü ve dolayısıyla COVID-19 hastalığını tespit edebilen bir RTQ-PCR kiti geliştirdi. COVID-19 RTQ-PCR tespit kiti adı verilen kitin yapılan çalışmalar sonucunda kesin ve güvenilir sonuçlar verdiği görüldü. Mevsimsel koronavirüsleri içeren ve diğer solunum yolu virüslerini içeren bir panelle ayrıca Avrupa Virüs Arşivinden temin ettiğimiz pozitif kontrollerle test edilerek metot validasyon verifikasyon çalışmaları yapılarak kitin kalitesini değerlendirdik. Son derece kaliteli ve güzel sonuçlar elde ettik. COVID-19 RTQ-PCR tespit kitinin en önemli özelliği COVID-19'un tespitinde kullanılan diğer qPCR kitlerinden daha kısa sürede duyarlı sonuç vermesidir. Sürekli mevcut protokolleri araştırarak, elimizdeki pozitif kontrolü kullanarak kitin kendisiyle ilgili bazı geliştirmeler de yapma imkanımız oldu. Ve normalde 2 saat 10 dakika kadar süren bir PCR reaksiyonunu biz 78 dakikaya kadar indirgeyebildik. Bu da aslında bir PCR dediğimiz bu sistem için oldukça kısa bir süre. COVID-19 RTQ-PCR tespit kiti hangi bileşenlerden oluşur? Kit, 2X RTQ-PCR mix'i, RT-RN mix'i, oligo mix, pozitif ve negatif kontrollerden oluşur. 2X RTQ-PCR mix'inin içinde DNA polimeraz enzimi, DNTP mix'i ve reaksiyon tamponu bulunur. RT-RN mix'inin içinde reverse transkriptaz ve ribonükleaz enzimlerinin inhibitörü bulunur. Kitte iki tip oligo mix vardır. Bunlardan biri SARS-E, yani virüsün envelope gen bölgesine özel tasarlanmış primer ve prop mix'i. Diğeri SARS-CoV-2 genomunun RDRP gen bölgesine özel tasarlanmış primer probdur. Her iki oligo mix'in içinde de insan genomunun RNAs P gen bölgesine özel tasarlanmış primer problardan oluşan internal control bulunur. Negatif kontrol, RNAs, DNAs ve proteaz enzimlerini içermeyen moleküler ölçekli sudan oluşmaktadır. Pozitif kontrolün içinde ise in vitro tekniklerle oluşturulmuş sentetik SARS-CoV-2'ye ait genom fragmanları vardır. COVID-19 RTQ-PCR tespit kiti nasıl kullanılır? Sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından alınan nazofaringeal aspirat veya lavaş, bronkoalveoler lavaş, nazofaringeal sürüntü, orofaringeal sürüntü ve balgam örnekleri taşıma sıvabında uygun koşullarda PCR laboratuvarına ulaştırılır. Taşıma sıvabına viral transport medyumu eklenir. Bir hastanın hem burnundan hem de boğazından örnek alınmışsa her iki sıvaba da medyum eklenir ve sıvabların içeriği aynı tüpte buluşturulur. Sonrasında tüpler vortekslenerek etkinin medyuma geçmesi sağlanır. İçinde örnek yer almayan başka tüplere nükleik asit izolasyonu için bazı kimyasallar eklenir. İzolasyon kiti içinde bulunan bu kimyasallar hedeflenen nükleik asidi saf bir şekilde izole etmeye yarar. Viral transport medyumu karışımından bir miktar hazırlanan tüplere aktarılır. Örnekler, yerli ve milli imkanlarla üretilmiş ve geliştirilmiş nükleik asit izolasyon cihazı olan Rina M14'e yüklenir. PCR için izolasyon işlemi cihaz yerine başka yöntemler kullanılarak da yapılabilir. Rina M14 cihazından örnekler çıkarılır. Bu işlem sırasında bir elisyon elde edilmiştir. Bu elisyonun içinde izolasyonu tamamlanmış nükleik asit bulunmaktadır. Her hasta için qPCR striplerine master mix hazırlanır.
MasterMix, COVID-19 RT-qPCR tespit kitinin içindeki 2X RT-qPCR mix'i, RT-RN mix'i ve oligomix'lerden hazırlanmaktadır. Striplere dağıtılan bu MasterMix'e nükleik asit izolasyonu cihazından elde edilen elüsyonlar ayrıca negatif ve pozitif kontrol eklenir. Hazırlanan stripler RT-qPCR cihazına yüklenir. Her kuyucukta meydana gelen reaksiyon sonucunda qPCR cihazının okumuş olduğu logaritmik artış eğrisi analiz edilir ve sonuçlar pozitif ya da negatif olarak raporlanır. COVID-19 RT-qPCR tespit kitinin validasyonu, Dünya Sağlık Örgütü protokolleri dikkate alınarak Avrupa Virüs Arşivi, Charité Üniversitesi Viroloji Enstitüsü ve Alman Biomers firmasından elde edilen referans materyaller ve protokollerden yararlanılarak yapıldı. Validasyon verileri, kitin yüksek güvenilirliğini kanıtlar nitelikteydi. COVID-19 RT-qPCR tespit kitinin kaliteli ve diğer RT-qPCR kitlerine oranla daha kısa sürede sonuç vermesi, hastalığın hızlı ve doğru tespitinde dolayısıyla salgınla mücadelede büyük bir adımdı. Hızlı ve güvenilir bir tanı kitinin varlığı gerçekten hem laboratuvarımız için hem de bu kiti kullanacak laboratuvarlar açısından çok önemli olacaktır.